Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir misafir hazırlığı daha videosu gerçekleştiriyorum sizlerle. Çok fazla bir ürün hazırlayamadım çünkü birkaç gündür yaklaşık bir mide ağrım var. Neden bilmiyorum. Çok fazla mide ağrısı yaşıyorum. O yüzden böyle elimden geldiğince birkaç bir şey hazırlamaya çalıştım. Neler yaptım? Öncelikle misafirlerimin arasında gelecek olan Kudret teyzem. Daha öncesinde ben Instagram'a çiğ köfte resmi attığımda, daha önce çiğ köfte yapmıştım hatırlarsanız. Çok güzel göründüğünü ve onun da istediğini söylemişti. O yüzden ben de hemen o gelecek diye bir çiğ köfte yaptım. Tabii ki daha devamı var dolapta. Şöyle bir makarna salatası yaptım. Böyle hafif bir şey olsun istedim. Çiğ köfte çünkü birazcık ağır oluyor biliyorsunuz. O yüzden hemen şöyle küçük bir makarna buldum Fransız markette. Mısır, garnitür koymadım. Ben çok sevmiyorum bezelye falan. O yüzden sadece mısır, turşu ve közlenmiş kırmızı biber koydum. Bu şekilde bir makarna salatası olmuş oldu. Şurada hemen şöyle turşu ve limon koydum sunumluklarıma. Her zaman olmazsa olmaz biliyorsunuz. Kuru dut ve ceviz. Yani hep gelen misafirlerime bunları ikram ediyorum. Türkiye'den getirmiştim. Şöyle bir kek yaptım. Hemen göstereyim, ıslak kek yaptım. İnşallah güzel olmuştur. Hiç tadına bakmadım. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Islak kek, üzeri çikolata sos ve yine ahududuyla böyle süsledim. Ve tabii ki Hindistan ceviziyle. Şöyle hazır kruvasan tabii ki. Olmazsa olmaz. Şu an saat 1. Yani biraz daha hani kahvaltıya yakın bir saat olduğu için. O yüzden dedim ki böyle hamur işi yapamadım arkadaşlar. O yüzden hazır bir kruvasan aldım. Zaten çok lezzetli. Yani benim yapacağım üründen daha lezzetli kesinlikle. Bir de biliyorsunuz ben böyle çok fazla hamur işi ürünler bilmiyorum. O yüzden yapamadım arkadaşlar. Bunu hazır aldım. Şurada şöyle bir patates salatası değil de nasıl desem, yoğurtlu bir patates ama üzeri taratorlu. Taratoru biliyorsunuzdur, havuçlu, mayonezli ve sarımsaklı yoğurt. Bu şekilde bir şey yaptım ve bu şekilde sundum. Bir de biraz önce gördüğünüz zaten şöyle kendi ellerimle bir portakal suyu sıkmak istedim. Bu şekilde şuraya pasta tabaklarımı koydum arkadaşlar. Çünkü makarna salatası ve çiğ köfteyi bunda yeriz diye düşündüm. Pastayı da bunda yeriz diye düşündüm. Yine aynı şekilde şöyle bakın bardaklarımı tekrardan göstereyim. Portakal suyunu bunda içeriz diye düşündüm. Bunlar su bardağım ve çay bardaklarımı da bu şekilde düzenledim arkadaşlar. Bu şekilde bir masa düzeni yaptım. Şimdi ütücüler. Daha öncesinde zaten yazmıştınız Göksu masa örtünü ütüle diye. Arkadaşlar ben bu sefer ütü aldım ama ütümde bir arıza var. Aldıktan sonra da hiç kullanmadım açıkçası. Yani bunları tekrardan katladığım için bir misafir gelmeden öncesinde ütülerim diye düşünmüştüm. Biraz önce çalıştırdım. Nedense çalışmıyor, buhar vermiyor ve bir arızalı olduğu belli ütünün. Lökler'den almıştım. Fişi duruyor Allah'tan ama gün olarak biraz geçti. İnşallah arızayı giderirler veya değişim yaparlar. Şöyle siyah masa örtüm çok ütüsüz durmuyordu. Belki şunlar biraz ütüyle açılsa iyi olurdu. Çünkü bunlar makineden çıktı. Bir tık evet bence de kötü görünüyor ama artık yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen misafirlerim tanıdık insanlar, böyle ilk defa ağırlayacağım insanlar değil. Hemen size kendimi de göstereyim arkadaşlar. Ben bu Zara'dan aldığım, daha önce Paris vlog'da göstermiştim. Ben Paris'ten almadım, Bordeaux'dan almıştım ama oradaki Zara'da göstermiştim. Bir takım vardı, gri takım. Onu giydim. Aslında ben aldığım birkaç ürün var. Onları sizlere vloglayacaktım ama birkaç gündür yani Paris'ten döndüğümüzden beri vlog çekemedim arkadaşlar. Neden bilmiyorum. O kadar çok bir mide ağrım var ki anlatamam. Nasıl diyeyim, hani böyle portakal suyu falan çok içtiğimizde böyle reflü gibi bir karın spazmı olur ya. Aynı öyle. Bayağı yoğun bir şekilde şiddetli karın ağrım var ve işte gün içerisinde çok fazla iş yaptırtmıyor o karın ağrısı bana. Ve tabii ki de vlog çekmeye çok da elim gitmedi. Bu arada misafirlerim kimler? Hemen bahsedeyim. Tabii ki benim buradaki tek arkadaşım ve en sevdiğim insan Tuğba. Tuğba'nın annesi. Kudret teyzemi de çok çok seviyorum. İlk geldiğim zamanlarda Blay Turu, Kız Kıza Blay Turu diye bir vlog çekmiştik. O vlogumu izleyenler Kudret teyzemi de hatırlar ve Kudret teyzemin gelini Sibel de geliyor. Bu şekilde 4 kişi olacağız arkadaşlar. Böyle bir sunum hazırlamak istedim elimden geldiğince. Öyle inşallah onlar da severler. Bu arada arkadaşlar çiğ köftem bir tık acı oldu daha önceki yaptığıma göre. İnşallah acı yiyorlardır. Sanırım benim toz biberim biraz fazla acı ve onu fazla koydum galiba. Orada biraz elimin ayarı kaçtı.
Neden bilmiyorum. Siz 4 çay kaşığı koyun. Hatta bence yani 2 çay kaşığı tatlı toz biber, 2 çay kaşığı da acı toz biber olabilir. Normalde benim için sıkıntı yoktu. Eğer acı sevmeyen bir insan için çiğ köfte şu an yenmez olabilir. Çünkü şu anda acı. Ona birazcık üzüldüm ama inşallah seviyorlardır. Onun haricinde patatesin de aynı şekilde arkadaşlar. Patatesi daha önce ben böyle üçgen kalıp şekilde böyle direkt çıkartabiliyordum. Ama şu an çıkartamadım. Galiba patatesi de biraz fazla haşladım. Muhakkak böyle misafir geleceği zaman böyle şeyler oluyor. Benim de böyle başıma iki tane talihsizlik gelmiş oldu. Ama yaptığım ve hazırladığım sofradan çok memnunum. İnşallah misafirlerim de memnun kalır. Herkese ikinci günden selamlar. Dün videoma devam edemedim arkadaşlar. Çok güzel vakit geçirdik. Sohbet, muhabbet derken günü kapatmış olduk. Bana böyle çok güzel hediyeler getirmişler. Hiç gerek yoktu, onlara da söyledim. Yani zahmet etmişler, sağ olsunlar düşünüp. Elleri boş gelmemişler. Hemen sizinle de paylaşmak istedim. Kudret teyzem şöyle üçlü set getirmiş bana. Siyah böyle tencere seti ve granit. Çok güzel, hem eşyalarıma uyumlu, evime uyumlu, mutfak eşyalarıma uyumlu. Çok beğendim. Şu kapakları yapmadım, bunları akşama yapacağım. Ve bakar mısınız içinin genişliğine, yani haznesi gerçekten de çok geniş. Aslında şunu da çok güzel taze fasulye olur ama Emrah yemediği için taze fasulye yapmayız. Bunda biz tavuk haşlarız. Çok güzel, çok büyük bir tencere. Hem de şöyle mini de var bakın. Çok beğendim. Sağ olsun. Kesesine bereket. Tuğba'cığım da şöyle çikolata getirmiş, sağ olsun. Onun zaten hiçbir şey getirmesine gerek yoktu. Kaç defa geldi, her geldiğinde de eli dolu dolu geldi, sağ olsun. Yine düşünmüş, getirmiş. Teşekkür ederim. Bir de bakar mısınız, gelinleri Sibel o kadar tatlı bir kız ki zaten kendisini çok sevdim. Tuğba'dan sonra bir tane daha tatlı bir arkadaşım olmuş oldu. Çok sıcakkanlı bir kız. Bana gerçek bir ağaç getirmiş. Çok sevdim. Çünkü evimdeki bütün bitkiler yapaydı. Bu bitkinin bana çok güzel bir enerji katacağını, yani evimize çok güzel bir enerji katacağını düşünüyorum. Hemen bunun için güzel bir yer ayarlamam lazım. Önce tabii bir araştırayım, bir bakayım yani güneş mi sever, gölge mi sever, yoksa aslında dışarıda mı durması gerekir, onu da tam olarak bilemiyorum. Belki de kapının olduğu yere de koyabiliriz hemen girişe, orada dışarıda da olabilir diye düşündük Emrah'la. Emrah'la ben de çok mutlu olduk gerçekten. Ve size canım kocamın hediyesini de göstereyim. Zaten şu poşet o yüzden buradaydı. Dün akşam çıktık. Dedi ki bütün bu hediyelerden sonra ben de bir şey alayım sana dedi. Ve gittik, saat aldık. Benim bir önceki saatim de yeniydi aslında. Emrah'ın bana düğün hediyesiydi. Onu Swarovski'den almıştık. Çok güzel bir saatti ama böyle taşlı taşlı, birazcık ağır bir saatti. Gerçi yine bu da taşlı ama galiba ben saat konusunda taşlıları seviyorum. Sadece diğeri roz ve gümüş rengiydi. Bu gold renkti. Zaten böyle gold renk istiyordum. Ama şurası çabucak çıkıyor ya. Bunu ne yapacağız bilmiyorum. Bir Emrah göstereyim bakayım. Bunun için bir ayar var mı? Zaten şimdi çıkacağız Emrah'la. Geçen gün Zara'dan yaptığım alışverişte pantolonum birazcık dar geldi. Onu değiştireceğiz. Emrah baksana. Saatimin burası çabucak çıkıyor. Acaba bol olduğu için mi? Bak şu kısmı. Sürekli düşüyor. Senin de mi böyle saatin? Evet aynı. Senin de düşüyor mu? Yok düşmüyor. Ki buradan da kilitliyor o yüzden. Baksanız sürekli bunu ya. Düşüyor. Belki çok uzun olduğu için olabilir ha. Değil mi? Çünkü bak yukarıya taktım. Normalde ben bir, tamam, biraz daha aşağı takıyorum. Evet. Yoksa camı kırılacak. Ama saatimi çok sevdim. Çok güzel bir saat. Çok beğendim. Zaten benim takılarım hep gold olduğu için böyle gold bir saatte arıyordum kendime. Evet, bir tık bol olduğu için Emrah bence de düşüyor. Aşağıda kalıyor birazcık şeyi. Evet, ben mağazaya gittim geldim arkadaşlar. Aslında kafamdaki düşünce sizlere güzel bir mağaza turu çekmek istiyordum. Hem Sephora'da, Zara'da, Bershka'da, yani böyle ürünleri tek tek çekip sizlerin fiyatlarını da kıyaslamanızı istiyordum Türkiye ile. Hem de bana bildirirsiniz. Belki bazı ürünler Türkiye'de daha uygun olabilir diye düşünmüştüm. Maalesef video çekemedim mağazada. Çünkü çok kalabalıktı. Şunu anladım ki cumartesi günleri Bordo Lac'a asla gidilmez. Şu an Bordo'da oturanlar varsa beni anlarlar herhalde. İnanılmaz bir kalabalıklık vardı. Anlatamam size. Ve böyle durumlarda ben de kendi alacağım ürünü şaşıracağım için video çekmeyi tamamen erteliyorum. Dedim ki evde aldıklarımı gösteririm. Hemen size aldığım ürünleri göstereyim. Ben zaten geçen hafta
gittiğimde. Bu arada ben şu an bir alışveriş dönemi sürecindeyim. Çünkü kendime böyle kışlık kıyafetler alıyorum. Çok fazla kışlığım yok burada. Pantolondu. İşte her gittiğimde ya pantolon alıyorum, ya kazak alıyorum, ya da ceket alıyorum. Bir şeyler almaya çalışıyorum açıkçası. Geçen hafta gittiğimde kendime çok güzel bir pantolon aldım. Aldığım renk bu renk değildi. Gri renkti arkadaşlar. Şu an böyle siyah ve aslında tam da siyah da değildi. Şöyle taşlanmış bir siyah görüyorsunuz. Buna taşlanmış deniliyordu. Bilmiyorum şu anda başka bir şey deniliyor mu? Aldığım pantolon kırık bedende. Normalde ben kırık beden pantolon giyiyorum. Maalesef asla, yani oldu ama asla içinde rahat edemedim. Ve hemen dedim ki değiştirmem lazım. İlk defa hayatımda 42 beden pantolon aldım. Belki bu pantolonun kalıbıyla da alakalı olabilir. Şu an mesela baktığınızda bayağı geniş duruyor ya. Yani normalde aslında o kadar geniş değilim. Yani geçen hafta yine bir pantolon aldım. O mesela 40 bedendi. Hatta biraz esnek bile olmuş oldu. Tamamen yapısıyla alakalı. Sanırım bu birazcık dar bir kalıp. Ne kadar bol dursa da şu kısmı birazcık dar olabilir. Ama çok güzel duruyor. Çok beğendim. Hemen şöyle size birazcık uzaktan göstereyim. Boru paça bir pantolon. Şöyle ve şöyle bakın paçalarında şöyle birazcık değişik bir kesim var. Hoşuma gitti. Yani ayakkabıyla falan çok güzel durur diye düşündüm. Aldığım renk gri renkti. Gri rengin 42 bedeni yoktu. O yüzden ben de siyah aldım. Ama pazartesi günü gri rengi de gelecekmiş. Ben hemen size fiyatını söyleyeyim. Bunu 29 euroya aldım arkadaşlar. Burada bir önce 45 euro da yazıyor. Ha 45 dolar. Dolar olarak 45 dolarmış. Euro olarak da 29 euro. Yani 30 euroya aldım bu pantolonu. Bence iyi fiyatı aldım ya. Çünkü zaten böyle pantolon fiyatları. Eğer güzel bir kalıpta pantolon giymek istiyorsanız, yani nereden baksanız en az 20 euroyu gözden çıkarmak gerekiyor. Bunu Zara'dan aldım. Yine ben geçen hafta alışveriş yaptığımda şöyle bir pantolon almıştım. Bunu size göstermedim. Sadece Paris vlogumda böyle ucundan mağaza turunda göstermiştim. Buna bayıldım. Mesela bakın bu da M beden. Bunu M beden almışım. Dediğim gibi bu tamamen kalıbının dar olmasıyla alakalı. Bu arada bunun fiyatı 40 euroymuş. Bu birazcık yüksek fiyatlı ama sanırım yeni sezon bir ürünü olduğu için öyle. Bu da aslında böyle klasik pantolonlar gibi ama şöyle beyaz bir detay yapmışlar buraya. Bu da spor havası katmış. O yüzden sevdiğim yine bu spor ayakkabılarla çok güzel olur diye düşündüm. Normalde klasik bir pantolon. Şöyle bakın. Bol kesim aynı şekilde. Bu kesimin bir adı var da ben bilmiyorum. Çok güzel. Şurada fermuarı da var. O yüzden rahat bir şekilde içine girip çıkılıyor. Dediğim gibi mesela eğer beden olarak büyümüş olsaydım bunu medium almazdım. Large falan alırdım. Hatta bunun daha large'tan daha yüksek bedenleri de var. X large'a kadar bedenleri varmış bunun. Normalde genelde large'a kadar bedenler oluyor böyle ürünlerde. Bu gayet güzel oldu. Bunu zaten değiştirmedim. Sadece size göstermediğim için tekrardan böyle göstereyim istemiştim. Şöyle Bershka'dan bir tişört aldım kendime. Bunu 9 euroya aldım. Düz beyaz bir tişört. Yani böyle düz beyaz bir, ay beyaz diyorum ya, düz siyah bir tişörtüm yoktu. O yüzden aldım. Hatta ben bundan yine almıştım geçenlerde. Bu muydu ürün tam olarak bilmiyorum ama benziyor. Onu da 9 euroya almıştım. Aynısı olabilir. Bu biraz daha siyah renkte değil de grimsi bir renkte. Benim çok fazla böyle pantolon üzerine giyecek tişörtüm olmadığı için alayım istedim. Çünkü Emrah'ın tişörtlerini giyiyorum bu aralar. Ben Emrah'ın tişörtlerini giyince de Emrah tişörtsüz kalmış oluyor. Hemen yine devam edeyim alışverişimle. 14 euroya ayakkabı aldım. Bakar mısınız? Beni Instagram'dan takip edenler zaten bunu çoktan gördü. Şöyle bir bot. Bunu Stokomani'den aldım. Şöyle topuklu. Ben normalde topuklu ayakkabı giymiyorum bu arada. Ama bunu 14 euroya görünce dedim ki alayım çünkü çok fazla bir topuğu da yok yani. Birazcık minik ve kalın topuklu. Belki bazen işte özel bir yere gidersek giyerim diye düşündüm. Evimde çünkü hiç topuklu ayakkabı yok. İlk defa şu an topuklu ayakkabı bulundurmuş oluyorum. Hem de şöyle fermuarlı. Zaten böyle fermuarlı bulmak çok zor. Ben çizmelerimi daha önce fermuarsız aldım. Şu an kullandığım çizmelerimi. Onları böyle giyip çıkartırken birazcık zorluk yaşıyorum. Bunun markası da Pimki diye bir marka. Bilmiyorum Türkiye'de var mı ama İzmir'de hatırladığım kadarıyla böyle bir marka yoktu.
Normal fiyatı 36 euroymuş. Ben 15 euroya aldım Stokomani'de. Ya Stokomani'de o kadar güzel ürünler oluyor ki arkadaşlar. Mutlaka ara ara bakmak gerekiyor. Gesin ürünleri olsun ya da böyle dünyaca ünlü başka markaların ürünleri olsun. Böyle tek kalmışları veya işte eski sezonlar da olabilir bilmiyorum. Ürünlerin hiçbir hatası yok. Daha öncesinde de söylemiştim size. Hiçbir hatası yok. Sadece belki eski sezon ürünler olduğu için daha uygun fiyata satıyorlar. Ve geçen hafta 50 euro ya zaten çekmiş olmam lazım. Gesin spor ayakkabıları vardı. Benim spor ayakkabı ihtiyacım olmadığı için almadım ama olsaydı muhakkak kaçırmazdım. Gerçekten de çok uygun fiyata spor ayakkabılardan. Neyse şimdi devam edelim. Tabii ki yani gitmişken Primark'a girmezsem olmazdı. Normalde ben Primark'a şu an ikinci defa girişim. Daha öncesinde de bir kere vloglamıştım. Bir daha hiç gitmedim. Çünkü Primark çok kalabalık bir yer. Yani inanılmaz kalabalık. Nasıl diyeyim? Orası biraz Ace Vak 2'den daha büyük. Ace Vak 2'ye bu arada çok benzetiyorum orayı. Yani aynı marka şeyinde mi bilmiyorum ama o konuda bir bilgim yok. Sadece işte büyüklük konusunda ve işte fiyat konusunda yani ürün kalitesi konusunda da belki birazcık sanki Ace Vak'a benziyor. Bana öyle geldi. Bilmiyorum. Tek fark Ace Vak 2'den çok daha büyük bir yer. İki katlı bir mağaza. Üst katında sanırım erkek reyonu var. Çünkü üst katına hiç çıkmadım. Yine aynı şekilde aşağı kattaydım. İşte bir pijama alanı çok büyük. Atıyorum ev dekorasyon alanına çok büyük. Aslında Ace Vak 2 de çok büyük ya. Belki aynı mıdır bilmiyorum. Sadece şu anlık benim gözlemlerim diyeyim. Sanki Primark biraz daha büyük. Primark'tan ben hiç kıyafet alışverişi yapmadım. Geçen gittiğimde de kıyafet alışverişi yapmamıştım. Pijama almıştım. Çok memnun kaldım. Benim aldığım pijamalar çok kaliteli pijamalardı gerçekten. Bu arada hani çok daha uygun fiyata biraz daha kalitesi düşük ürünler bulabiliyorsunuz. Benim zaten şimdi fiyatlarını da söyleyeceğim. Aldığım ürünlerin fiyatları çok da düşük fiyatlar değil. O yüzden kalite konusunda çok iyi. Yani bilmiyorum bunun aynısını başka bir mağazada daha yüksek bir fiyata alırım. Mesela şöyle bir pijama aldım. Toz pembe. Bu arada şunu çıkarmayı unutmuşuz. Şunu nasıl çıkaracağım? Ha, çok sık o yüzden çıkarmadık galiba. Bunun fiyatı sadece tek alt 16 euro. Şöyle bakın. Bunun kumaşı nasıl diyeyim? Kadife mi denir acaba? Bilmiyorum. Böyle pamuklu. Beni anlarsınız ya. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Çok güzel bir kumaşı var. Şöyle bol kesim bir pijama. Bu takım halde satılıyor ama üstü ayrı fiyat, altı ayrı fiyat. Üstü de yine aynı şekilde 16 euro. Şöyle gömlekli bir takım. Pudra renkte böyle toz pembe renginde. Yani ben çok beğendim. Beğendiğim en güzel yanı şeydi, kumaşıydı yani. Kumaşı çok güzel, yumuşacık ve sıcak tutacak bir kumaş. Ve çok şık duruyor. O yüzden şöyle bir tane aldım. Bunu bu arada kendime almadım. Bunu kardeşime aldım. Görmüşken dedim ki alayım ona da kaçırmamış olayım. Güzel bir hediye olmuş olsun. Böyle bir pijama. Bunlar SB'den. SB'den ama bayağı geniş kalıp bakar mısınız? Rahat bir pijama takımı. Bir tane daha aldım. Yine aynı şekilde SB'den. Bu da çok güzel. Bunun fiyatı biraz daha iyi. Çünkü ikilisi bu şekilde alt üst takım 13 euroydu. Ve aynı kumaş cinsinden. Sadece bu galiba gömlekli falan olduğu için belki daha yüksekti fiyatı bilemiyorum. Yine bunun kumaşı da böyle kadifemsi. Şöyle yünlü gibi ya. Yünlü de değil de. Bunun tam olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ne olduğunu. Çok güzel bir kumaşı var. Şöyle leopar desenli ama hoş bir leopar deseni var. Böyle absürt duran bir leopar değil. Şöyle beyaz yoğunluklu bir leopar. Çok beğendim. Bu üstü. Aynı şekilde altı da yine bol kesim. Sadece paçaları lastikli gibi olan paçalardan şöyle. Bu da çok güzel. Çok beğendim. Bunları SB'den aldım. Şöyle toplayayım. Şimdi Sephora'dan bir alışverişim oldu. Fiyatlarıyla paylaşacağım sizlere. Ve Türkiye ile kıyaslarsınız. Bilmiyorum aynı mı değil mi. Benim bildiğim kadarıyla, benim kıyasladığım kadarıyla Sephora burada daha uygun fiyatta. Yani böyle çok fark yok. Arada işte yarı yarıya bir fark yok. 200 lira belki 300 lira öyle bir fark var. Ama 200-300 lira işte ürün başı düşününce tabii ki de Türkiye'ye göre buradaki Sephora daha uygun kalıyor. Ama
Zara, Bershka, Pull&Bear gibi olan markalar Türkiye ile aynı fiyatta arkadaşlar diye düşünüyorum. Yine tam olarak bilmiyorum. Şöyle oluyor bizde. Mesela işte kız grubumuz var. Orada ben aldığım bir şeyi attığım zaman işte kızlar beğendiğinde hemen online'dan bakıyorlar. Baktıklarında aynı fiyat oluyor. Yani işte Fransa veya Türkiye arasında bir fiyat farkı olmamış oluyor. Bu sadece ama Zara, Bershka, Pull&Bear gibi olan markalar. Onun haricinde diğer markaları bilmiyorum arkadaşlar. Zaten Türkiye'de bir Primark yok ama Asiva ile kıyaslarsak o da hemen hemen aynıya geliyor. Yani bunları ben 300-400 lira civarı aldım bu pijamaları. Hemen hemen bakarsanız Asiva'da da o fiyatlarda olabilirdi. Önceden öyleydi. Şu anki fiyatları bilmiyorum arkadaşlar. Sadece ben önceki deneyimlerime göre bir bilgilendirme yapmış olacağım. Neyse, şimdi neler aldım? Tabii ki her zaman kullandığım Huda Rouge. Bu bende hiç şaşmaz. Ben hep bunu kullanıyorum. Yani hiç şaşmıyor. Ve bir ara zaten çok fazla soruyorlardı bana. İşte Göksu Rouge'un ne, Rouge'un ne? Huda'nın Venus adındaki ruju çok severek kullanıyorum. Ve çok uzun zaman yetiyor. Bunu aldığımda bir yıl boyunca kullanmış oluyorum. Sephora'dan zaten ne alırsam alayım. Çok uzun süre kullanmış oluyorum arkadaşlar. Bunu 29 euroya aldım. Bir indirim yoktu ama onun haricinde Sephora'da güzel bir indirim var aslında. Sadece bu kullandığım rujlarda indirim yoktu maalesef. Huda'da indirim yoktu. Öyle söyleyeyim. Tarte'ın gözaltı kapatıcısını aldım. Bu da aynı şekilde 29 euroydu. Bunda da indirim yoktu. Ama başka gözaltı kapatıcısı olan markalarda indirim vardı açıkçası. Sephora'da şu an galiba yeni yılla alakalı mı olabilir bilmiyorum. Güzel bir indirim var. %25 indirim oluyor. Bu arada numaramın üzerinden de %20 indirim uygulanıyor. Yani ben bu ürünleri aldıktan sonra toplam totalin üzerinden %20 düşünmüş oluyor. Sonrasında ne aldım? Şöyle bir vücut spreyi aldım. Bunun ben kremini kullanıyordum zaten, vücut kremini. Çok güzel kokuyordu. Bunu görmemiştim. Sonrasında gördüm bunu. Bu 22 euro arkadaşlar. 90 milimlik bir ürün. Böyle parfüm niyetine artık kullanmış oluyorum. İşte duştan sonra hem kremini hem de bu vücut spreyini kullanınca inanılmaz güzel bir koku oluyor. Çok da sevdim. Bunu görmemiştim daha öncesinde. İlk defa gördüm. Belki de vardır da benim gözümden kaçmıştır. Sonrasında Sephora'dan neler aldım? Bakın bunlar Türkiye'de çok daha yüksek fiyatta. Burada çok uygun fiyatta. Zaten şimdi söyleyeceğim. Bileceksiniz. Ordinary'nin bu kafein gözaltı serum krem olarak geçiyor. Onu aldım. Zaten çok meşhur bu kafeinli olan göz kremi. Ve çok iyi geldiği söyleniyor. Ben ilk defa kullanacağım kafeinlisini. Ama daha öncesinde böyle Ordinary'nin birçok ürününü kullandım. Ve çok da memnun kalmıştım. Yüzüm için kullanmıştım. Gözaltı bu kreminden de çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Hemen şöyle açalım. Bunun fiyatı 9 euroydu. Yani şimdi 9 euro Ordinary'nin bu ürünü gerçekten de çok uygun fiyatta. Şimdi zaten iyi bir şey almak istiyorsanız gözünüzle alakalı. Burada L'Oreal'de almış olsanız veya Garnier'de almış olsanız hemen hemen zaten işte yani en fazla 9 euroya alabilirsiniz. 10 euroya alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. 7, 8, 9 o fiyatlar aralığında değişiyor. İyi bir şey almak isterseniz. Onun haricinde tabii ki de mesela Aksiyon gibi olan marketlerde de kremler satılıyor ama ben almadım. Kullanmıyorum. İyi bir şey almak isterseniz bu fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor. Şöyle hatta açalım. Bakın yine böyle serum şeklinde bir rengi var. Bunu da denemek için sabırsızlanıyorum. Çünkü diğer ürünlerinden çok memnun kalmıştım. Sonrasında retinol aldım. Çünkü yani şu sıralar yüzümün retinole ihtiyacını olduğunu düşünüyorum. Araştırmalarıma dayalı. İlk defa kullanacağım. Daha hiç kullanmadım. Bunu haftada bir kullanmam gerekiyormuş. Hatta 15 günde bir bile olabilirmiş. Diğer ürünlerimi her gün kullanıyorum sabah akşam. Bu sadece haftada bir olarak kullanmam gerektiği söyleniyor. Bunu da arkadaşlar 12 euroya aldım. Yani yine Türkiye'ye kıyasla çok iyi bir fiyatı var. Bu da aynı şekilde bakın böyle serum. Böyle. Zaten genelde Ordinary'nin ürünleri bu şekilde. Benim hatırladığım kadarıyla Türkiye'deki Sephora'da Ordinary'nin ürünleri çok daha yüksek fiyatlıydı.
Hemen böyle güzellik ürünleriyle devam ediyorken kendimin günlük bakımımda kullandığım ürünleri söyleyeyim. Loroche-Posay'in bu günlük nemlendiricisini kullanıyorum. Sabah ve akşam yüzümü yıkadıktan sonra bunu uyguluyorum. Şu an bu dönemde bir tonik kullanmıyorum arkadaşlar. Normalde Loroche-Posay'in cilt soyucu ve yenileyici olan toniğini kullanıyordum ama bu sıralar kullanmıyorum. İhtiyaç duymuyorum öyle söyleyeyim. Yüzümü yıkıyorum. Yves Rocher'in yıkama jeliyle yıkıyorum bu arada. Sonrasında bu kremimi sürüyorum. Sabahları Ordinary'nin bu hyaluronik asitine isimler birazcık karıştı. Bu asidini kullanıyorum sabahları. Akşamları da şu azelik asit olarak geçiyor. Bunu kullanıyorum. Yine aynı şekilde yüzümü yıkayıp kremimi sürüp üzerine bunları kullanıyorum. Çünkü asitler bu şekilde kullanılması gerektiğini öğrendim. Önce yüz kremi, sonrasında da bu asitleri sürdüğümüzde o şekilde faydası oluyormuş. Evet, son olarak şöyle bir aksesuar aldım arkadaşlar. Çok güzel. Bunu aslında ben kardeşime aldım. Şöyle bir güzel bir fındık kıran. Normalde yeni yılla ilgili hiçbir şey almadım eve. Bunu görünce kardeşimle telefonda konuşuyorduk o sıra. Aksiyondaydım. Dedim ki bunu alayım mı sana? İşte o da çok beğendi. Zaten çok severiz biz fındık kıranı. Barbie çizgi filminden. Velhasıl onu almıştım. Sonrasında kendi odamda, yani bu giyinme odama koyunca çok beğendim. Hemen aynamın yanına koydum. Dedim ki sana sonra bir tane daha alırım. Bu bende kalsın. Bunu da 9 euroya aldım aksiyondan. Öyle güzel bir alışveriş olmuş oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim alışverişimi. Umarım sevmişsinizdir videomu, çünkü artık burada kapatacağım. Eğer sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.